Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün fırın sütlaç tarifi sizler için hazırladım arkadaşlar. Gerekli olan malzeme listemiz: yarım çay bardağı pirinç, 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 yumurta sarısı, 2 silme yemek kaşığı nişasta, artı ayrıca nişastamızı açmak için 1 çay bardak süt. Fırın sütlacımızın yapılışı. Arkadaşlar, ben bu şekilde yaptım ama sizler dilerseniz yarım çay bardak pirinci bir çay bardak su ile haşlayabilirsiniz. Ben direktman tencereme aldım. Üzerine 1 litre sütü ilave edip orta ateşte pirinçlerim yumuşayana kadar haşlamaya bıraktım. Diğer taraftan yumurta sarısını 1 çay bardak süt ve 2 silme yemek kaşığı nişasta ile güzelce karıştırarak bir sos elde ettim. Bunu da pirinçlerimiz yumuşadıktan sonra bu sosumuzu ilave edeceğiz. Birkaç taşım daha devam kaynatacağız ve fırın sütlacımızı kaplarımıza alacağız. Evet, gördüğünüz gibi artık güzelce kaynamaya başladı. Yavaş yavaş pirinçlerimiz yumuşamaya da başlayacak. Sütümüz kendisini çekti. Pirinçlerimiz artık kıvam aldı. Test yapalım. Kaşığı alalım. Bu şekilde bastırdıktan sonra eziliyorsa, çok kolay bir şekilde eziliyorsa, pirinçlerimiz oldukça yumuşamıştır. Artık şekerini ilave etme vakti gelmiştir arkadaşlar. Bu esnada şekerimizi ilave edelim. Şöyle birkaç taşım daha kaynatalım. Ve sosumuzu yavaş yavaş ilave ederek, bir yandan da sürekli karıştırarak yumurta sarısı sosumuzu da ilave edelim. Birkaç taşım kaynatalım. Bir paket vanilya şekerini ekleyelim. Devam karıştıralım. Ve artık fırın sütlacımız kaplarımıza koymak için hazırdır. Evet, bu şekilde güveç kaplarımızı arkadaşlar hazırlayalım. Eğer güveç kabınız yoksa fırına dayanıklı bir tas kullanabilirsiniz. Her bir güveç kabımıza 2 kepçe sütlacımızdan koyalım. Elde etmiş olduğum bu malzemelerden arkadaşlar ben 5 tane güveç fırın sütlaç elde ettim. Üzerinin daha güzel bir yanması için sizlere bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Başka bir fırın tepsisiyle sütlaçlarımızı bu şekilde kapatalım. Vaktiniz varsa yarım saat bekletebilirsiniz. Ben sütlaçlarımı gece yaptığım için çok fazla bekletemedim. Yaklaşık bir 10 dakika arası bu şekilde kapalı tuttuktan sonra 1-1,5 su bardağı da tepsime su ekleyip önceden ısınmış 190 derece fırında sütlaçlarım renk alana kadar pişirdim. Daha çabuk renk alması için fırın derecesini biraz daha artırabilirsiniz arkadaşlar. 200, 210, 220, bu tamamıyla size kalmıştır. Evet, ben bu şekilde renkle aldıktan sonra sütlaçlarımı çıkarttım. Yeterliydi bu kadar renk alması. Dediğim gibi, eğer sizler daha çok yanmış seviyorsanız biraz daha fazla bekletebilirsiniz. Ben tatlılara Antep fıstığını çok yakıştırdığım için genelde Antep fıstığı tercih ediyorum. Evet, fırın sütlacımı da bu şekilde ben süsledikten sonra her birine de altın çilek koydum. Bu şekilde ben sunum için hazırladım arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Tariflerimi kaçırmamak için hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin arkadaşlar. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.